Medya Kritik'ten merhaba, yine karşınızdayız bir çarşamba günü. 2 saat boyunca 2 bölüm halinde günü anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Haberlere bakacağız, gazetelere gideceğiz, köşe yazılarına, manşetlere bakacağız. Ve ilk haberle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Birçok konuya değinen Erdoğan, yaşanan göç için karşılamaya tahammülümüz yok dedi. Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında New York'ta bu yıl 76.sı düzenlenen Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne 100'den fazla devlet ve hükümet başkanıyla Dışişleri Bakanı ve delegeler katıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'nda konuştu. Türkiye olarak genel kurulun faaliyetlerini en verimli şekilde icra etmesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Koronavirüs salgınına dair konuşan Erdoğan, aşı milliyetçiliğinin yaşandığını ifade etti. İnsanlık olarak bize büyük bir aile olduğumuzu tekrar hatırlatan bu salgında ne yazık ki küresel dayanışma açısından iyi bir imtihan verilemedi. Bilhassa az gelişmiş ülkeler ve yoksul toplum kesimleri salgın karşısında adeta kaderlerine terk edildi. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği, on milyonlarca insanın virüsün pençesinde kıvrandığı bir dönemde aşı milliyetçiliğinin farklı yöntemlerle halen sürdürülüyor olması insanlık adına yüz kızartıcıdır. Türkiye'nin aşı sıkıntısı çektiği bir dönemde Erdoğan yurt dışına yaptığı yardımları hatırlattı. İlk günden itibaren elimizdeki imkanları dost ve kardeşlerimizle paylaşmaya çalıştık. Bir taraftan vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunarken, diğer taraftan da 159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım gönderdik. Türkiye'nin Suriye'de DAEŞ'la savaşan tek NATO müttefiki olduğunu iddia etti. Türkiye olarak bu zor günlerinde Afgan halkına karşı kardeşlik görevimizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Ülkemiz bir yandan 4 milyona yakın Suriyeliye kucak açarken bölgeyi kana ve gözyaşına boğan terör örgütlerine karşı da sahada mücadele etmektedir. DAEŞ'le göğüs göğüse çarpışan ve bu terör örgütünü ezimete uğratan tek NATO müttefikiyiz. Yaşanan göçe dair de konuştu. Afgan halkının yanında olacağız diyen Erdoğan, göçleri karşılamaya imkanımız ve gücümüz kalmadı dedi. Afganistan'daki gelişmeler sebebiyle son dönemde bu ülkeden göç akını ihtimaliyle karşı karşıyayız. Suriye krizinde insanlık onurunu kurtaran bir ülke olarak artık yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız ne de tahammülümüz vardır. Ve gelelim gündemin ana maddesine. Gündemin ana maddesi Kürt sorunu ve çözüm arayışları. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yapmıştı ve Kürt sorunu HDP ile çözeriz demişti. Meclise adres göstermişti. İşte Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması aslında ilk değil. Geçmişte de çözümle ilgili olarak HDP ve meclis işaret ettiği açıklamaları vardı. Ama tam da bu siyasi konjonktürde bunu tekrar etmiş olması yoğun bir tartışma ortamı yarattı. Açıklamanın ardından başlayan tartışmada hemen herkes görüşlerini dile getirdi. Bunlara bakacağız şimdi. Birazdan haberimizi de izleyeceğiz ve ardından köşe yazılarına, kulis haberlerine de bakacağız. Ama en önemlisi, dünün en önemli gelişmesi, HDP eski eş genel başkanı Sezai Temelli'nin bir paylaşımı vardı. O da çözümün adresi İmralı'dır mealinde bir paylaşımdı sosyal medyadan. HDP eski eş genel başkanı, cezaevinde tutulan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter'dan, sosyal medyadan görüşlerini paylaştı ve mevcut eş genel başkan Mithat Sancar da Mezopotamya Ajansı'na konuştu. Her ikisi de HDP'nin muhatap olduğunu söylediler ve fakat aynı zamanda İmralı'nın da bir rolü olduğuna işaret ettiler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 Eylül'de yayınlanan Günel Cantak imzalı belgeseldeki ifadelerinin haberleştirilmesi üzerine başladı tartışma. Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru organla muhatap olmaz. Mesela İmralı
Meşru bir organ değil. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Ardından HDP eski eş genel başkanı Sezai Temelli, kolaylaştırıcı başlıca aktörün HDP olduğunu belirtmiş ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır diye eklemişti. Bu ifadelerin ardından HDP'nin konumuyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı. Konuyla ilgili HDP eş genel başkanı Mithat Sancar da konuştu. CHP'nin geçmişte de aynı fikirde olduğunu, HDP'ye vurgu yapan kısmı olumlu bulduklarını söyledi ancak ekledi. Sorunun çözümünde niyet beyan etmek aynı zamanda bütünlüklü yöntemler geliştirmeyi de gerektiriyor. Bütünlüklü yöntemler derken çeşitli mekanizmaların varlığından söz ediyorum. HDP'nin konumu tartışmasına geldi. HDP'nin rolüyle ilgili bu konuda herhangi bir tereddüt ve şüphe duyulması anlamsızdır, yersizdir. Yani biz son derece açık söylüyoruz. HDP Türkiye'nin bütün sorunlarını çözmeye taliptir. Öncelik siyasi çözümse bunun ana adresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olması gerektiğini de belirtmek lazım. Bu öte yandan eğer kalıcı bir barış istiyorsak geniş, çok geniş bir toplumsal mutabakata ve meşruiyete de ihtiyaç vardır. Ancak başka aktörler de vardır dedi. Bu aktörleri göz ardı ederek bir bütünlüklü yöntem oluşturmak da gerçekçi bir yaklaşım değildir. İmralı'yla HDP'nin rolünü karşı karşıya getirmek Kürt sorununa bütünlüklü yaklaşımı zorlaştırıyor. Temelli'nin açıklamasına işaret eden Sancar, parti içinde farklı görüşlerin olabileceğini ve tartışmalar yürütülebileceğini hatırlattı. Bir açıklamada eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş'tan geldi. Demirtaş, benim bildiğim HDP Kürt sorunu dahil olmak üzere Türkiye'nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir, irade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır. Çözümün adresi de doğal olarak meclistir. Tabii ki HDP Kürt sorununun çözümünde tüm tarafların ve her kesimin açık ve şeffaf katılımını, muhataplığını bilecek siyasi birikime ve deneyime sahiptir. Faydasız ve çoktan tükenmiş tartışmalar gündeme getirmek çözüme katkı sunmaz ifadelerini kullandı. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın sorularını yanıtlayan Sezai Temelli, ifadelerinin kendi görüşü olduğunu vurguladı. Temelli, 2013-2015 arasında yaşanan ve toplumun meşruiyet algısında önemli bir değişim yaratan siyaset bugün meşru değil diye yorumlanamaz. Meselenin çatışma tarafını sonlandırmanın yolu müzakere zemininin yaratılmasıdır. Müzakerede bir meşruiyeti zorunlu kılar. Toplum nezdinde karşılığı varken yokmuş gibi ortaya koymak diğer adımları atmamızı engeller dedi. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın muhataplığının bu bağlamda önemli olduğunu vurgulayan Temelli, çatışmayı önleme ve demokratik bir çözüm bağlamına dikkat çektim. HDP elbette meşru muhataptır ifadelerini kullandı. Evet, bu tartışmaya daha geniş açılardan bakacağız. Açıklamaların metinlerine bakacağız. Metinlerde neler denilmek istiyor ona bakacağız ve tabii iktidar basını bunu nasıl ele alıyor, muhalefet basını nasıl ele alıyor bunlara bakacağız. Ama önce Diyarbakır'a gidelim. Diyarbakır'da Artı TV Diyarbakır temsilcisi Bahar Kılıçgedik bize bölge gündemini aktaracak. Günaydın Bahar. Evet, sanırım bağlantıda bir sorun var. Dolayısıyla Bahar'a birazdan bağlanabiliriz. Devam edelim o zaman haberlerle. Tam da çözüm sürecine ilişkin yeni tartışmayı konuşuyorduk. Dün Devlet Bahçeli, MHP lideri Bahçeli bir açıklama yaptı çözüm sürecine dair. Tabii Bahçeli'nin mevcut pozisyonu aslında tam da çözüm süreci olmasın da ne olursa olsun yaklaşımı. Dolayısıyla çözüm süreci yürüten AKP'ye zehir zemberek sözler ediyordu Bahçeli. Erdoğan'ı Yüce Divan'dan yargılatmaktan bahsediyordu. Tekeden süt çıkar ama Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı olmaz diyecek kadar ağır bir dil kullanıyordu.
17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarının peşinden gideceğini ve bunu asla yanlarına bırakmayacağını ileri sürüyordu. Hatta öyle ki makam odasındaki saati 17.25'i ayarlamıştı ve öyle duruyordu. Bu kadar da takıntılıydı. Ama ne olduysa 7 Haziran seçimlerinden sonra oldu. HDP %13 alınca Türkiye'de ilk defa Kürt siyasi hareketi ile Türkiye'li demokratlar, sosyalistler, Aleviler bir araya gelip böyle bir güç haline gelince işte Bahçeli ve diğer derin devlet unsurları AKP'nin arkasında hizalandı. Daha doğrusu belki de hepsi aynı çizgide bir araya geldi. İşte Bahçeli'nin AKP'ye verdiği temel desteğin arkasında Kürt sorunundaki çözüm arayışlarını sonlandırması vardı. Nitekim Bahçeli Kürt sorunu yoktur dedi dün ve çok ağır ifadelerle bir açıklama yaptı. Aslında Bahçeli'nin açıklamaları genelde çok ağır ifadeler içeriyor ama tamamını tabii izleyiciye yansıtmıyor basın organları. Ana mesajı veriyorlar. Şimdi Bahçeli'nin bu mesajını dün yazılı bir açıklama yaptı Bahçeli. Biraz affınıza sığınarak bu dilin nasıl bir dil olduğunu göstermek bakımından uzunca bir alıntı yapmak istiyorum. Çünkü Bahçeli'nin yaklaşımı ve ürettiği politikanın nereye denk düştüğünü görmek için bu ifadeleri görmek gerekiyor. Şöyle demiş Bahçeli, CHP yönetimi söylem, eylem ve emelleri itibariyle Türkiye'nin karşısına geçmiş, hatta siyasi mihrak ve militan haline gelerek milli güvenlik tehdidine dönüşmüştür. Daha ilk cümlede CHP'yi bir milli güvenlik tehdidine dönüştüğünü ileri sürüyor ki bu çok ağır bir ifade. Yani devlet zaviyesinden, devlet açısından baktığımızda milli güvenlik tehdidi demek devlet için artık onu ortadan kaldırılması gereken bir örgüt haline getiriyor. Devam ediyor. Aziz Atatürk'ün kurduğu parti meşhum ellerin denetimine girerek kökünden ve kimliğinden tehlikeli ölçülerde kopmuş. Nihayetinde başkalaşıp melezleşerek siyasi merkezini ve ahlaki metabolizmasını kaybetmiştir. Küresel merkezkaç güçlerin tesir ve telkiniyle yörüngesinden kayan CHP, geçmişiyle çatışan, milli gerçeklerle çelişen bir duruma savrulmuştur. Bir diğer ifadeyle CHP yönetiminin gayrimilli tavır, tutum, teklif ve temennileri vahim bir noktaya dayanmış, tamiri ve telafisi neredeyse imkansız bir çizgiye kapılanmıştır. Maalesef CHP'nin hali pür mahalli dağınık, dengesiz, düzeysiz ve işler acısıdır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bay Kemal ve İttifakları belgeselinin ilk bölümünde Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz sözleri. Temelsiz Sezai'nin de bu çürük sözlere cevaben demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır mesajı kimin kimlerle beraber olduğunun itirafı ve ispatı niteliğindedir. Kılıçdaroğlu olmayan bir sorunu varmış gibi sunarak HDP ile sürdürdüğü yasak ilişkiyi ve ahlaksız ortaklığı resmileştirme kaldı ki meşrulaştırma arayışına girmiştir. CHP ile HDP arasındaki danışıklı dövüş irtibatlar, kamuoyunu sinsi bir plan dahilinde ikna çabaları ve bu sürece İP'in yani İyi Parti'nin kurnazca ve gözcü sıfatıyla dahil olma hevesi uyanık şuur sahibi hiçbir insanımızın dikkatinden kaçmamıştır. Karşımızdaki bu rezalet ve melanet su katılmamış bir ihanet ve millet iradesine meydan okuma alçaklığıdır. Dediğim gibi sabrınıza sığınarak okuyorum. Gerçekten hani hem okuması hem anlaması zor metinler ama hakareti ve küfrü bol metinler. Şöyle devam etmiş, HDP'yi meşru organ görmek demek PKK'yı muhatap almak demektir. CHP yönetimi siyasi ikbal ve istiklalinin çürük şifrelerini Kandil mağaralarının pespaye karanlığında bulmak üzere harekete geçmiştir. Kılıçdaroğlu'nun aracılar vasıtasıyla PKK ile temas kurup kurmadığını geçtiğimiz ayın son günlerinde Irak'ın kuzeyine giden CHP heyetinin PKK'larla görüşüp görüşmediğini yalana ve saptırmaya tevessül etmeden açıklığa kavuşturması ertelenemez zorunluluktur. Muğlak ifadeler, müphem teviller, kaçak güreşmeler, suya sabuna dokunmayan açıklamalar milletimiz nezdinde değersizdir, yok hükmündedir. HDP meşru bir organ değil, terör örgütü PKK'nın mazbata almış maskeli halidir. Bu yalın gerçeği bilmemek, görmemek, afişe etmemek hem ayıplı bir siyaset örneği hem de bölücü hedeflere siperlik yapan terörist niyetlere müsamahalı ve muhabbetle bakan terör seviciliktir. Bundan sonrası çok önemli. Türkiye'de Kürt sorunu diye bir sorun yoktur diyor Bahçeli.
var diyen, olduğunu ısrarla dayatıp iddia eden kim varsa kalbi Türk milletiyle bir atmayan namertlerdir. Yani Kürt sorunu vardır diyen herkes Türk milletiyle kalbi bir atmayan namertlermiş. Bahçeli'ye göre devam ediyor. CHP ile HDP yedek kulübesinde ısındırılan ip ile birlikte küresel emperyalizmin dümen suyuna girmişler. Bayatlamış bir senaryo kapsamında Kandil'den İmralı'ya kadar adı konulmamış bir müzakere köprüsü kurmuşlardır. Kılıçdaroğlu'nun iradesi rehin alınmış, vicdanı haczedilmiştir. CHP yönetimi Türkiye üzerinde hesapları olan zalimlerin gözüne girmek, dikkatlerini çekmek, onların hain desteklerini alabilmek için iblisle bile ortaklığa hazır bir kıvama gelmiştir. Yani kullanılan dili görüyorsunuz. Aslında tam da MHP'ye yakışır bir dil kullanıyor Bahçeli. Ama bu düşmanlaştırıcı dilin siyasette çok ağır yansımaları oluyor. Buna devam edeceğiz. Bahçeli mesajına da devam edeceğiz. Çünkü daha Ünal Çevik Öze ettiği lafları aktarmadık. Orada da çok ağır ifadeleri var. Ama önce Diyarbakır'a gidelim. Bağlantımız hazırmış. Bahar Kılıçgedik bize bölge gündemini aktaracak. Günaydın Bahar. Günaydın Kemal Göktaş. Aslında senin o bıraktığın yerden devam edeyim ben. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli her ne kadar Kürt sorunu yok dese de halkın önemli sorunlar arasında sıraladığı bir konu bu. Sosyopolitik Saha Araştırmaları Merkezi Eylül ayında Kürt illerinde seçmen profiline dair bir araştırma yayınladı ve sonuçlara göre seçmen en çok ekonomiden şikayet. Türkiye'nin birinci sorunu ekonomi ve işsizlik diyor seçmenler. İkinci en önemli sorun nedir sorusuna ise Kürt sorunu olduğunu belirtiyorlar. Üçüncü sorun ise eğitim sistemi olarak yanıtlıyorlar. Dediğimiz gibi Devlet Bahçeli yok dese de seçmen de halk önemli sorunlar arasında Kürt sorunu sıralıyor. Bu aralar siyasetinde, gündeminde Kürt sorunu meselesi. Aynı zamanda araştırmaya göre de AKP'nin oyunda düşüş var bölge kentlerinde, HDP ve CHP ise yükselişte. Gelelim yargılamalara. Dün HDP'li seçmenlerin, seçilmişlerin yargılandığı davalar vardı. Tahliyeler oldu, cezalar verildi. HDP önceki dönemde Çağlar Demirel dün yeniden görülen davada tahliye edildi. Aynı zamanda HDP'li milletvekilleri Tayyip Temel ve Pero Dündar'ın da yargılandığı dava vardı. O davada ise HDP Van milletvekili Tayyip Temel hakkında yurt dışı yasağı kaldırıldı. Önceki gün HDP Siirt eski milletvekili Hatice Kocaman'ın yargılandığı dava vardı. Bu davada ise Hatice Kocaman tahliye edildi. Yine Halkların Demokratik Partisi meclisi üyesi Fırat Keser de yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Bugün neler var gündemde? Biliyorsunuz Türkiye'nin dört bir yanında öğrenciler nöbette barınma sorunu yaşıyor. Ev kiralarının yüksek olduğunu belirtiyorlar. Devlet yurtlarının yetersiz olduğunu ifade ediyorlar. Bugün Deva Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı da bu konuyu gündemine aldı ve Dicle Üniversitesi girişinde öğrencilerin yaşamış olduğu yurt sorunu ve yüksek kira fiyatlarına ilişkin saat 14'te bir basın açıklaması yapacaklar. Kayyumların tepki çeken icraatları devam ediyor. Kayyum yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 45 işçi zorla emekliye ayrıldığı belirtiliyor. Onların yerine ise belediye yöneticilerinin emeklilik yaşındaki yakınlarını aldığı iddia ediliyor. Böyle bir gündem var. Aynı zamanda bugün HDP'nin Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu da kayyum izleme raporunu saat 12'de açıklayacak Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde. Bölgede orman yangınları var. Son olarak Diyarbakır'ın Nice ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi'nde dün orman yangını çıktı. Dün akşam saatlerine kadar da bir müdahalenin yapılmadığı belirtiliyordu. Son duruma bakacağız. Urfa'da Şen Yaşar ailesinin nöbet eylemi sürüyor. AKP'li milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruma ve yakınlarının saldırısı sonucunda eşi ve iki oğlunu kaybetmişti Emine Şen Yaşar. Oğlu Ferit Şen Yaşar'la birlikte Urfa Adliyesi'nde nöbetteler. 198. Gününde ve Emine Şen Yaşar'ın bir çağrısı vardı. Nöbet eyleminin 200. gününde 200 avukatın kendilerine destek vermesini istemişti. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği de yaptığı çağrıda 200 avukatta dayanışma çağrısı yaptığını belirteyim. Sözü tekrar sana bırakayım.
Bahar'a çok teşekkür ediyoruz. Bize bölge gündemini aktardı. Devam haberlerle. Bu arada Ankara hazırmış. Değil mi? Hazır değil mi Ankara? Tamam, devam edelim haberlerimize. Ankara hazır olunca Ankara'ya gideceğiz. Parlamenter sisteme dönüş toplantılarının ikincisi düzenlendi. Toplantıya 6 siyasi parti katıldı ve bu siyasi partilerin temsilcileri ortak bir metin çıkması durumunda ortak bir basın toplantısı düzenleyecektir. Evet, CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek, Saadet Partisi ve Demokrat Parti temsilcileri İstanbul'da bir araya geldi. Amaç parlamenter sisteme dönüş için ortak metin oluşturmak olarak açıklandı. İlki Ankara'da yapılan toplantıdan ortak metin çıkması durumunda partilerin genel başkanları ortak açıklama yapacak. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın haberine göre toplantıya partilerin hukuk ve seçim işlerinden sorumlu isimler katıldı. CHP'den Muharrem Erkek, İyi Parti'den Bahadır Erdem, Saadet Partisi'nden Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Demokrat Parti'dense Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Millet İttifakı'nı temsilen toplantıdaydı. DEVA Partisi ve Gelecek Partisi de toplantıda temsil edildi. DEVA'dan hukukçu Mustafa Yeneroğlu, Gelecek Partisi'nden de Ayhan Seferüstün toplantıda yer aldı. Haberde toplantıların düzenlenmesine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülük ettiği bilgisi paylaşıldı. Diğer partilere teklif götürüldü ve her partinin genel başkanının görevlendirmesiyle dün akşam ikinci toplantı yapıldı. Toplantılar bundan sonra da devam edecek. Her parti kendi parlamenter sistem önerisini sunuyor ve öneriler üzerinde görüşmeler yapılıyor. Tam da siyasetteki önemli gelişmeleri aktarırken Ankara'ya gidelim. Artı TV Ankara temsilcisi Kemal Avcı bize başkent gündemini aktaracak. Kemal, günaydın. Günaydın Kemal Göktaş. Bugün Ankara'nın rutin gündeminde Kılıçdaroğlu Gaziler Haftası nedeniyle düzenlenen Gaziler buluşmasına katıldı. Saat 9.30'daydı sabah. Bu saatlerde de TÜİK, Eylül ayı tüketici güven endeksi ve Ağustos ayı motorlu taşıtlar istatistiklerini açıklayacak. Ankara'nın siyaset gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununa ilişkin sözleri damgasını vurdu. Günlerdir tartışılıyor. Kılıçdaroğlu Kürt sorununu CHP bir yıl içerisinde çözecek dedi. Çözüm için adres olarak parlamentoyu gösterdi. Meşru bir muhataba ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu muhatap olarak da HDP'yi işaret etti. HDP cephesinden gelen açıklamaları az önce haberde de detaylı olarak verdik. Önce eski eş genel başkan Sezai Temelli'nin bir açıklaması olmuştu. Temelli İmralı'ya adres göstermişti. Ardından hem eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş hem de şimdiki eş genel başkan Mithat Sancar peş peşe açıklamalar yaparak Temelli'nin açıklamalarını düzelttiler. Adresin parlamento olduğunu, HDP'nin de bir muhatap olduğunu söylediler. Ama bu açıklamalar HDP ile sınırlı olmadı. İktidar partisi sessizliğini koruyor ama hemen hemen diğer partilerin tamamı bu konuya ilişkin görüşlerini dile getirdiler. MHP Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. HDP'yi meşru göstermek, PKK'yı meşru göstermektir dedi. Kürt sorunu yoktur dedi. Bahçeli'ye cevap DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Babacan Twitter hesabı üzerinden Bahçeli'nin ismini vermeden şu açıklamayı yaptı. Ankara'dan doğuya geçemeyenler, Bağlar'da, Şendinli'de, Cizre'de gezemeyenler Kürt bunu bilemezler dedi. Babacan Kürt meselesi vardır. Çözüm yeri de parlamentodur, siyasettir dedi. Aynı şekilde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da siyaseti adres gösterdi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Seferüstün dün Ankara gündeminde konuktu. O da partisinin görüşlerini açıkladı. Kendilerinin de adres olarak parlamentoyu gördüklerini, bu sorunun siyaset eliyle çözülebileceğini söyledi. Ama en ilginç yaklaşım İyi Parti'den geldi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavat Dervişoğlu HDP'nin meşru bir parti olduğunu söyledi. Parlamentoda
meclis başkanları, başkan yardımcılardan birinin HDP'li olduğunu, dönem dönem parlamentoyu yönettiğini ve onun yönetimine herkesin uyduğunu, saygı gösterdiğini, dolayısıyla HDP'nin meşruiyetinin tartışılamayacağını söyledi. Musavat Dervişoğlu MHP kökenli, MHP'de İzmir İl Başkanlığı yapmış, genel başkanlığa aday olmuş, geçmişte Ülkü Ocakları genel başkanlığı yapmış bir isimdi. Bu açıklamaları da dikkat çekti. Öyle görünüyor ki bu Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Kürt sorununa ilişkin tartışmalar önümüzdeki günlerde de devam edecek. Diğer yanda Ankara'nın önemli gündem başlıklarından biri de 6 siyasi partinin parlamenter sisteme dönüş için düzenledikleri toplantılardı. Millet İttifakı'nı oluşturan CHP, İyi Parti, Demokrat Parti ve bu ittifakın dışında duran ama Millet İttifakı'na yakın bir çizgi izleyen Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Saadet Partisi, bu 6 partinin temsilcileri parlamenter sisteme dönüş için ortak bir metin üzerinden çalışıyorlar. İlk toplantı Ankara'da yapılmıştı. İkincisi önceki gün İstanbul'da gerçekleşti. Bu toplantılara katılanlardan biri de Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'dü. Üstün dün Ankara gündeminde konuğumuzdu. Bu konuya ilişkin düşüncelerini ve ilerleme sürecini de bizlerle paylaştı. Parlamenter sisteme dönüş nasıl olacak? Eski sistemden farklar ne olacak? Bunun üzerinde tartıştıklarını ve partilerin, bu 6 partinin görüşlerinin birbirine yakın olduğunu söyledi bu konuda. Ben de HDP de parlamenter sisteme dönüşü savunuyor. HDP neden bu sürecin dışında bırakıldı diye sordum. Sayın Üstün bu sürecin devam ettiğini, 1 Ekim'de parlamento açıldıktan sonra 3. toplantının parlamentoda yapılacağını ve bu 6 partilik bu grubun HDP'nin ve başka partilerin de katılımıyla genişleyebileceğini söyledi. Burada ortak bir metin yıl sonuna doğru ortaya çıkarılması hedefleniyor ama ardından bu 6 parti ayrı ayrı anayasa taslakları da var. Bunları da birleştirme, ortak bir anayasa metni üzerinde uzlaşmaları, bu konuda bir çalışma yürütmeleri de gündemde. Biliyorsunuz Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP ve MHP'nin de bir anayasa tartışması, anayasa çalışması var. Öyle görünüyor ki yılbaşından sonra önümüzdeki yılın önemli gündem maddelerinden biri de bu anayasa taslakları olacak Kemal. Evet, çok teşekkür ederiz Kemal. Bize başkent gündemini, temel tartışma maddelerini aktardı. Tabii Kemal Avcı'nın da aktardığı üzere İyi Parti'nin pozisyonu çok önemliydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözlere, yaptığı açıklamaya MHP gibi yaklaşabilirdi. Kürt sorun diye bir sorun yoktur diyebilirdi. Çünkü MHP'den kopan bir parti ve ağırlıklı olarak kadroları da eski MHP'li, hatta gerçek ülkücünün kendileri olduğunu ileri sürüyorlar. Ve böyle bir partiden HDP'ye de bir mesafe koyduklarını belirtme gereği duyuyorlar. Meral Akşener'in de geçmişte dahil olduğu bir HDP'yi karşıya koyma politikası vardı. Zaman zaman Akşener de parti içerisindeki bu daha milliyetçi söyleme katıldığı olmuştu. Ama Kılıçdaroğlu'nun çözüm için HDP'yi ve meclise adres göstermesinden sonra İyi Parti'den sürpriz tavırlar geldi. Kemal Avcı birini aktardı. Şimdi diğerini biz de Cumhuriyet Gazetesi'nin bir kulis haberiyle aktaralım. İyi Parti bu açıklamalara nasıl bakıyor? Neden olumlu bakıyor? Daha doğrusu öyle diyelim. Selda Güneysu'nun bir kulis haberi bu. Şöyle denilmiş haberde: İyi Parti kanadı Kılıçdaroğlu'nun deneyimli siyasetçi kimliğini bu hamleyle bir kez daha kamuoyuna gösterdiğini ifade ederken, özellikle yerel seçimler sonrası Cumhur İttifakı'ndan Millet İttifakı'na yöneltilen HDP Millet İttifakı'nın gizli ortağı söylemlerinin boşa çıktığını vurguluyor. HDP'li Sezai Temmelli'den Kılıçdaroğlu'na gelen "demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" yanıtının da Demokrasi İttifakı söylemini kullanan HDP'nin Millet İttifakı'na olan bakışını çok net yansıttığına dikkat çekiyor. İyi Parti ayrıca Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesiyle Millet İttifakı'nın elini güçlendirdiğine de dikkat işaret ediyor. Bu hamleyle birlikte artık kimsenin Millet İttifakı'nı HDP ile yan yana getiremeyeceği ifade ediliyor. İyi Parti yorumunda ayrıca Temelli'nin yanıtının Kılıçdaroğlu üzerinden aslında AKP'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir yanıt olduğu belirtiliyor, deniliyor bu kulis haberde. Tabii burada
bu kulis haberin İyi Parti cephesinden İyi Partili kaynaklarla ve onların görüşleriyle oluşturulduğu çok açık. Daha da ötesi, yani İyi Parti şöyle düşünüyor bu habere göre, CHP HDP ile aynı ittifakta olmadıklarını altını çizmiş oldu. Ama öte yandan şöyle başka bir açıdan da artık HDP ile yan yana gelme meselesini, HDP ile ilişki meselesini de burada Kemal Kılıçdaroğlu bir ölçüde çözmüş oldu. Kürt sorununda çözümün adresi olarak, muhatap olarak gösterdiği HDP'nin meşruiyetini tanımış oldu ve bu meşruiyetin altını çizmiş oldu. Dolayısıyla MHP'nin bu kadar öfkelenmesinin ve de iktidarın bu kadar bu açıklamaya ilişkin tepki göstermesinin nedeni bu aslında. Ve de artık bir seçimde HDP'nin durduğu yerin de duracağı yerin de daha da netleşmesi bekleniyor. Malum HDP 27 Eylül'de bir tutum belgesi açıklayacak. Parti örgütleriyle yapılmış görüşmelerden sonra bu belge açıklanacak. Yani parti tabanının görüşleri aslında açıklanacak. İşte tam da onun öncesinde böyle bir hamle gelmesi, HDP'lerin kafasında olan AKP giderse ne olacak sorusunun da bir yanıt aslında. Yani tamam, parlamenter sistemde uzlaşıyor partiler ama parlamenter sisteme dönüşte uzlaşmak yetmiyor. Daha da ötesi, nasıl bir Türkiye, nasıl bir asgari müştereklerle ilerleneceğine dair bir tutum görmek istiyordu HDP. İşte Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi, yani aslında Erdoğan gittikten sonra, AKP gittikten sonra bir çözüm sürecinin, yeni bir çözüm sürecinin mecliste başlatılacağına dair açıklama, bu açıdan da, yani HDP'nin Millet İttifakı ile ilişkisi açısından da düne nazaran daha olumlu bir manzarayı ortaya çıkardı. HDP bir süredir bu konuda Millet İttifakı'na bir tazyik uyguluyordu. Bütün o açıklamalar, işte seçeneksiz değiliz, üçüncü yol açıklamaları aslında Millet İttifakı'nı da Kürt sorununda bir pozisyon almaya zorladı. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi bence İyi Parti ile de konuşulmuş ve öyle atılmış bir hamle gibi duruyor. Çünkü İyi Parti'den iktidarın ve MHP'nin beklediği bir tepki gelmedi. İyi Parti Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını olumlu bulduğunu ifade etti. Hem grup başkan vekili düzeyinde yaptığı açıklamayla, hem de işte böyle gazetelerde kulis haberleri yoluyla anlıyoruz ki İyi Parti burada çözümün adresinin meclis olarak belirtilmesini ve de HDP'nin muhatap olarak gösterilmesini olumlu karşılıyor. Dolayısıyla Kürt sorununa çözüm arayışları konusunda düne göre sürpriz bir şekilde çok daha ileri bir noktaya geldiğimizi söyleyebilirim. Çözüm sürecinin artık bir daha başlaması konusunda umutların tükendiği bir konjonktürde Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması siyasi dengeleri yerinden oynatacaktır. Tabii MHP pozisyonunu korumaya çalışıyor. MHP'nin AKP ile girdiği ittifakın temel nedeni zaten Kürt sorunundaki çözüm arayışlarından vazgeçmesiydi. O cenahta neler olacak, onu da hep beraber göreceğiz. Siyaset haberleriyle devam edelim. Sık sık köşe yazılarıyla ve yorumlarla bu çözüm süreci tartışmasına döneceğiz. Ama bir yandan da haberlerimizi verelim. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Çatalca'da esnafı ziyaret etti. Esnaf yaşadıkları ekonomik krizi, kazanamıyoruz, bunlar bizi mahvetti diyerek tarif etti ve AKP iktidarına tepki gösterdi. Esnafın derdi zamlar ve pahalılık. Bir çiftçi geçmiş yıllarda aldığı samanın fiyatının nasıl arttığını anlattı. Geçen sene 20-80 lira alıyordu, bu sene 130 lira. Geçen mesela 2020 kurbanında ben 82 liradan yemi aldım. Bu sene 164 liradan yem aldım. Ve peşin ödediğim için bu indirimli. Kazanamıyoruz başkanım, eskisini kazanamıyoruz. Bunları mahvettiler. Bir başka esnaf kredi kartlarıyla geçinmeye çalıştıklarını söyledi. Daha yeni evlendim. Zaten borçlarımız da belli. Kredi kartlarımız olmasa zaten hiçbir iş yapamıyoruz. Kadınlarsa mutfakta tencerenin kaynamadığını anlattı. 2 milyar maaş alıyorum, emekli maaşı. İnanın ki yani ay geçiremiyoruz yani. Yemek ne var? Patates yaptım. Bir tane patates. Ne eti?
Et unuttuk artık yani. Et unuttuk. Gerekir kendimiz bakıyoruz diyerek kesip atıyoruz dolaba. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Çatalca'da esnafı ziyaret etti. Yurttaşlar yaşadıkları ekonomik sıkıntıları dile getirdi. Emekli bir yurttaş ne torunu ne de çocuğu için bir şey yapabildiğini söyledi. Torunumuza çocuğumuza bir şey veremiyor. Kendimize yapamıyor. Bir halimize bakıyor. 25 TL'lik harcanan kişi nasıl geçinecek? Nasıl geçinecek? Torunu harcına edebilecek mi? Ama buna karşı 5 harcan danışanlar Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin Diyarbakır'daydı. Gürsel Tekin Kürt sorununa ilişkin konuştu. Kürt meselesini bir Türk meselesi haline getirelim dedi. Çözümün siyasette olduğunu söyledi. Türkiye'nin dört bir yanında, yani İstanbul'da, Diyarbakır'da, Antep'te, Maraş'ta, Rize'de, Trabzon'da dertler aynı. Tencere kaynamıyor, sorunlar büyük. İşsizlik çok yüksek oranda, sefalet hangi boyutta olduğunu görüyorsunuz. Halkın otobüsü adını verdiği otobüsle il il gezen Cumhuriyet Halk Partisi CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in bu kez durağı Diyarbakır'dı. Partisinin il binasında basın açıklaması yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununun çözümü konusunda HDP'nin meşru bir muhatap olduğu ve sorunun HDP ile çözülebileceği açıklamasına dair tartışmalara cevap verdi. Sayın Genel Başkanımızın dün söylemiş olduğu cümleyi en az 2000 kez söylemiştir. En az. Elbette bu mesele hepimizin meselesidir. Dün de dedi, bugün de aynı şeyi söylüyor ve doğru olduğuna inandığımız hangi mesele varsa bu meselenin merkezi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi her türlü göreve hazırdır. Kürt sorununun çözümüne ilişkin siyasete adres gösterdi. Ana dil meselesine bir şey söylediniz. Ana dil insanın ana sütü kadar helaldir. Bunun tartışması bile olmaz. En azından bu meseleyi konuşalım. Her siyasi parti düşüncelerini söylesin. Vatandaşın talebi nedir? Bu talepler olsun. Ve bu mesele, Kürt meselesi bir Türk meselesi haline getirilmesi lazım. Bu sadece bir Kürt meselesi değil. 85 milyon vatandaşımızın ortak meselesi olan bir meseledir. Bunun çözümü de ben inanıyorum ki siyasette olur. Tekin son olarak olası seçimde oluşacak ittifaklara değindi. Ben önümüzdeki dönemde siyasi partiler arasında bir ittifakların olup olmadığını bilmiyorum. Ama seçmenler arasında çok büyük bir ittifak olduğunu söyleyebilirim. Çok büyük bir ittifak. Yani bugün sandık gelse devrim niteliğinde bir sonuç alınabileceğini söyleyebilirim. Dünkü medya kritikte geniş yer vermiştik aslında sonuçlarına ama bugün yeniden bakmak lazım. Belki de Kürt sorununda çözüm tartışmaları eşliğinde tekrar bakmak lazım. Sosyopolitik Saha Araştırmaları Merkezi'nin Eylül ayında Kürt illerinde yaptığı bir araştırma ve o araştırmanın sonuçları gerçekten çarpıcı. Sonuçlara göre seçmen en çok ekonomiden şikayetçi. AKP'nin ve Erdoğan'ın oylarında Kürt seçmen arasında ciddi bir düşüş varken HDP ve de CHP yükselişte. Sosyopolitik Saha Araştırmaları Merkezi Eylül ayı anketinde seçmenlere Türkiye'nin en önemli sorunu nedir sorusu yöneltildi. Yanıt olarak seçmenin %74'ü ekonomik kriz derken %14'ü Kürt sorunu, %2'si ise hukuk sorunu dedi. Araştırmaya göre seçmen tabanını en fazla koruyan parti HDP, oyları en çok eriyen parti ise AKP. Türkiye'nin en önemli ikinci sorununun ne olduğu sorusuna katılımcıların %29'u Kürt sorunu, Türkiye'nin en önemli üçüncü sorununa ise katılımcıların %20,8'i eğitim sistemi yanıtlarını verdi. Araştırma grubunun %77'si Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini başarısız bulurken %13'ü başarılı bulduğunu söyledi. Seçmenin %73'ü ise erken seçime gidilmesi gerektiğini düşünüyor. Araştırmaya göre seçmenin %58'i HDP'nin kapatılmayacağını, %18'i ise kapatılacağını öngörüyor. Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna katılımcıların %55'i HDP, %14'ü AKP dedi. Araştırmaya göre AKP bölgede %10 civarında bir oy kaybı yaşarken HDP'nin %5, CHP'nin %10 oy artışı sağladığı görüldü.
Kürt seçmenin %49'u HDP'nin hiçbir ittifakta yer almaması gerektiğini belirtirken %15'i Millet İttifakı dedi. 14 Ağustos 2001'de AKP kuruldu ve AKP'nin kuruluşunu Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan kurucu genel başkan olarak kürsüden ilan etti. Bu tarihi duyuruyu yazan kişi ise Ali Murat Güven isimli bir gazeteciydi. Konuşmanın üzerinden 20 yılı aşkın bir zaman geçti. Metnin yazarı Güven'den "çok pişmanım, keşke yazmasaydım" açıklaması geldi. İşte Güven'in sözleri ve o konuşma. Türk siyaset hayatına Adalet ve Kalkınma Partisi'nin katılımını müjdeliyor. Tekelci bir anlayışa dayanan liderlik anlayışının yerine kolektif aklın temsilcisi olan bir anlayışın yerleştiği gün olarak geçecek. Sen okula gidebiliyor muydun başörtülüyle? Gidemiyordun. Bak şimdi hakim oluyorsun, polis oluyorsun, asker oluyorsun. Yat kalk reisine dua et. Sen eğer bir daha reise oy verme, CHP gelecek yine aynı yasakları. Ondan sonra yaparsın hakimlik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP'nin kuruluşunu duyurduğu toplantıda yaptığı ünlü konuşmanın yazarı Ali Murat Güven bu sözleri TV5'te katıldığı programda söyledi. O konuşmayı yazarken kendi hayallerini anlattığından bahsetti. 2001 günü Ankara Beykent Otel'de meşhur konuşmayı partiyi dünyaya ve Türkiye'ye duyururken yaptığı 45 dakikaya 1 saat yaptığı konuşmayı ben yazdım satır satır. Her yönüyle şeffaf, seçmenin sorgulamasına ve denetimine açık yepyeni bir siyasal örgütlenme modelinin kurulduğu gün olarak geçecek. Bugün olsa bugün yazmazdım dedi. Pişman mısınız? Çok pişmanım tabii ki yani. Neden? Bugün olsa yazmam. Neden pişmanım? Çünkü onlar benim hayallerimmiş. Partinin hayalleri değil mi? Sizin hayallerinizi okumuş. Ne okusun? İnanmamış. Ve bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Evet, Erdoğan'ın o konuşması gerçekten seçmeni etkileyen bir konuşmaydı. Özellikle partide artık kolektif bir aklın egemen olacağı ve iki dönem kuralı getirdiklerini de yanılmıyorsam yine o konuşmada duyurmuştu. Yani bir lider partisi değil bir kadro partisi ve seçmene karşı şeffaf bir parti olacaklarını söylemişlerdi. Ne dedilerse tam tersini yaptılar yola çıkarken. Adam partisi olmayacağız demişlerdi, lider partisi olmayacağız demişlerdi. Dünyada artık literatüre geçen bir tek adam yönetimi kurdular. Demokrasi demişlerdi, demokrasiyi rafa kaldırdılar. Darbe dönemine rahmet okutan uygulamalar hayata geçirdiler, geçirmeye devam ediyorlar. Basın özgürlüğü demişlerdi, adalet demişlerdi. Medyayı tamamen bitirdiler, basın özgürlüğünü ortadan kaldırdılar. Daha doğrusu ellerinden geleni yaptılar. Hala işlerini yapan gazeteciler var. Ve fakat ana akım medyanın %90'ını, 95'ini kendi yandaşları haline getirdiler. Adalette en adaletsiz dönem belki Türkiye tarihinin. Sık sık hukukçular darbe dönemiyle kıyaslıyorlar. Darbe döneminde bile hakimlerin zaman zaman özerk kararlar verebildiğini ama bu dönemde hem cemaat yargısı döneminde yani 2007-2008'lerden itibaren hem cemaat yargısı döneminde FETÖ yargısı döneminde hem de FETÖ tasfiye edildikten sonra oluşturulan AKP yargısı döneminde artık özerk bir kararın neredeyse imkansız olduğunu böyle karar veren hakimlerin başına da neler geldiğini gördük. Tahliye kararı verdiği için, beraat kararları verdiği için haklarında soruşturma açılan hakimler oldu ya da istedikleri yönde iddianame hazırlamadığı için sürülen savcılar oldu. Artık bu tür kararları tamamen imkansız hale getirdiler. Yani AKP yola çıkarken Ali Murat Güven'in yazdığı o metinde ne diyorsa tam tersini yaptı ve ülkeyi bu hale getirdi. Efendim medya kritiğin sonuna geldik ilk bölümünün. Saat başında yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.